Rusya'da başlayan Bolşevik ihtilali, Brest-Litovsk anlaşmasının imzalanmasına ve Kafkas cephesinin kapanmasına yol açtı. Bu anlaşmayla Rusya, 1878 Berlin anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nden aldığı Elviye-i Selase olarak bilinen Ardahan, Kars ve Batum'u iade ediyordu. Rusya'nın savaştan çekilmesi Kafkaslar'da otorite boşluğuna sebep oldu ve Ermenilerin bölgede bağımsız Büyük Ermenistan Devleti'ni kurma girişimlerini hızlandırdı. Kafkasya'da oluşan otorite boşluğundan yararlanan Ermeniler, başkenti Erivan olan bir Ermenistan Devleti kurdular. Ermeniler, Mondros Ateşkes Anlaşması ve Sevr Anlaşması'na dayanarak Doğu Anadolu topraklarını talep ediyordu. Ermenilerin bu talebi, İtilaf Devletleri tarafından da destekleniyordu. Sonuçta silahlanan Ermeni çeteleri, bölgedeki Müslüman ahaliye karşı harekete geçti. Tüm bu olanlara karşı Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'i bölgedeki Ermeni faaliyetlerini sonlandırması için görevlendirdi. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'e gönderdiği telgrafta şu ifadeleri kullanıyordu. Kahraman arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz ki memleketimizi idareleri altına almak ve bizi esir etmek isteyen işgalci devletler, bunun için bir anlaşma yaptılar. Doğu vilayetleri Taşnak ve Hınçak çetelerinin saldırıları altında. Ancak bu Taşnakçılar sizin kahraman saldırılarınız karşısında kaçmak ve silahsız masum halka zulüm etmekten başka bir şey bilmezler. Tüm bu olanlar karşısında Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir 24 Eylül 1920'de Ermenilere karşı saldırıya geçti. 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars ve 7 Kasım'da da Gümrük'ü aldı. Türk ordusunun bu başarılı harekatı sonucu Ermeniler teslim olmuş ve 3 Aralık 1920'de Gümrük Anlaşması'nı imzalamaya mecbur olmuşlardı. Gümrük Anlaşması'na göre Ermeniler Misak-ı Milli'yi tanıyacak. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır, Kulp ve Oltu Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacak. Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğu Ermeniler tarafından kabul edilecek. İsteyen Ermeniler Türkiye'ye göç edebilecek, Aras Nehri iki ülke arasında sınır kabul edilecek. Büyük Millet Meclisi hükümeti Gümrük Anlaşması'yla ilk siyasi zaferini kazanmış, Doğu Cephesi kapanmıştı. Ermenilerden silah ile cephane alınmış ve Batı Cephesi'ne yollanmıştı. Böylece Büyük Millet Meclisi'ni uluslararası alanda tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu. Diğer yandan Türkiye adı ilk kez uluslararası bir anlaşmada geçmiş oldu. Gümrük Anlaşması'ndan sonra Büyük Millet Meclisi Gürcistan'a bir nota vererek Ardahan, Artvin ve Batum'u istedi. 23 Şubat 1921'de imzalanan Batum Anlaşması'yla Ardahan, Artvin ve Batum geri alındı. Kazım Karabekir Paşa 1882'de İstanbul'da doğdu. Harbi Mektebi'ni ve Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi. Bundan dolayı kendisine Altın Marif Madalyası verildi. Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra 3. Ordu'ya atandı. Çanakkale, Kafkas ve Irak cephelerinde görev aldı. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında büyük çaba sarf etti. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'ne Edirne Milletvekili olarak girdi. Doğu cephesinde Ermenileri mağlup ederek Gümrük Anlaşması'nı imzaladı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. 1946-1948 yılları arası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yaptı. 1948'de Ankara'da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ek olarak Kazım Karabekir doğudaki yetim çocuklar için yurt ve okul açmış, onların meslek sahibi olmasını sağlamıştı. Bu çocuklardan oluşturduğu Gürbüz Çocuklar Ordusu, Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetlerde bulundu. Bundan dolayı Kazım Karabekir, yetimlerin babası unvanı aldı. Son olarak Ermenistan Fatihi, Muzaffer Şark Orduları Kumandanı, Kutlül Amare Fatihi ve Alçıtepe Kahramanı olarak da bilinen Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz adlı eseri